Şuraya mı? Sen de ver istiyorsan mikrofonu bırak. Evet, aynen. Uğur, evet, o tarafa alır mısın? Bir dakika abi, şunları hiç anlamıyor. Evet, geldik şu an. Pardon. Yaşar Bey. Merhaba, nasılsınız? Hemen. Sen hep bir de hemen. Yayında olduğu için. Evet, gözün aydın diyelim o zaman. Amin inşallah, çok teşekkür ederim. Bitirdik, çıktık işte. Allah'ın izniyle. Nasıl geçti 3 gün? Valla 3 gün benim için çok güzel oldu aslında. Bu düşünmem için bazı şeyleri. 300 gün gibi düşündüm diyebilirim yani. Hayat bir sınav. Bu da yaşamam gerekiyormuş. Benim de bir kader mahkumu olmam gerekiyormuş. Oldum. Biliyorsunuz ki bir konuşma yasağından dolayı burada yattım. Sevgili Ali Çınar'ın programına kendimi savunmamla alakalı yattım burada. Valla bu saatten sonra işime gücüme bakacağım. Fiilen, ruhen, kalben bitmiş bir evliliğim var. İnşallah kağıt üzerinde de son bulacaktır. Zaten bunun için avukatım Begüm Hanım, tüm yetkiler onda. O sizlere de bana da gereken bilgiyi verecek. Öyle. Peki ilk girdiğin an içeriye, hayatında daha önce hiç cezaevine girmedin. Evet. Ne hissettin? Neyle karşılaştın? Biraz anlatır mısın bize? Ya şimdi tabii ki değişik bir psikoloji. Özgürlük kadar güzel bir şey yok. Özgürlüğün elinden alınıyor. Biraz uykusuzluk ve iştahsızlık geçirdim. Onun dışında diğer mahkumlar nasıl yattıysa ben de aynı şekilde yattım. Yani yemek yemedim. Yemek yemedim ve uyku uyuyamadım gerçekten. 3 gündür ne uyku uyudum ne yemek yedim. Neden peki? Bilmiyorum, istem dışı uyuyamadım yani. Hani bu sağa dön sola dön olayı var ya, hayatımda ilk kez yaşadım. Peki tek başına mı kaldın yoksa? Tek başıma kaldım. Tek başıma yattım. Ufacık bir koğuştu zaten. Tuvaleti falan hepsi bir arada. Küçük bir televizyonum vardı. Bol bol Müge'leri izledim. Ha, televizyon izleyebildin yani. İzledim. Ha, bazı izledim. Kanallar çekiyordu. Siz çekenlerden biriydiniz. Rahat rahat izledim. Peki yani ne düşündün orada dedin ya? Düşündüm. Yani neyi ne kadar yanlış, neyi ne kadar doğru yaptığımı tarttım. Dediğim gibi yaşamam gereken şeyler varmış. Yaşadım. Bu sonuçları ben de böyle görmek istemezdim. Ama dediğim gibi hayat bir sınav. Bu da benim sınavım oldu. İnşallah bu da son bulsun. Bundan sonra bu evlilikle alakalı bir şey yaşamak istemiyorum. Bu evlilikle alakalı hiçbir şey duymak istemiyorum. Sizleri de meşgul etmek istemiyorum. Öyle. Yani benim için artık bitti. Benim için çoktan bitmişti. Tamamen bitti, evet. Süreç olarak Seren Hanım'la aynı şeyi yaşadınız. Ben kimse hakkında konuşmak istemiyorum. Bu dönemde konuşmayacağım. Kimse hakkında yani bir daha konuşmayacağım. Şimdi kimse derken öyle bir çizgi yok yani, çiziyorsun ki. Eski eşimle alakalı bir daha hiç konuşmayacağım. Böyle bir karar aldım. Karar aldım. Soru da yöneltilmezse çok sevineceğim. Saygı duyarsanız. Peki cezaevinde konser verdin galiba, değil mi? Evet ya şey mahkumlara. Aslında salon küçük ama çok güzel bir sistemleri var. Televizyonla Cezaevi TV diye bir şey var. Orada ben konser verse 1273 kişi bunu izleyebildi. Peki, teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Şimdi buradan nereye gidiyorsun? Herhalde bir yıkanmaya gidiyorsun. Buradan bir yıkanmaya gideyim, bir anneciğimin yanına gideyim. Bir elini öpeyim diyorsun. Bir elini öpeyim, bir duasını alayım. Çok açım, güzel bir döner yemek istiyorum. Güzel bir döner yemek istiyorum. Öyle. Peki, afiyet olsun sana. Çok teşekkür ederim size. Sağ olun. Evet, biz şöyle, pardon. Yaşar abi, şöyle bir fotoğraf çekelim mi? Eve gidiyorum. Yok gerek yok. Ben şimdi Ali abiye yolluyorum zaten çektiğimi. Tamam. Ha, şey fotoğrafını yolladınız. Yok, ben. Değil. Tamam süper, ben de atacağım şimdi. Ali abiye de tamam. Abi gel buraya gel. Anne, hadi gel. Anne.